olayım? Ha, bu üzerindeki damlacıklar da ne böyle? Tabii ki de benim. Kim olacak? Bu arada merhaba Azra, ben Damlacık. Merhaba Damlacık, ben de Azra. Görüyorum da çok meraklı inceliyorsun beni ve arkadaşlarımı. Evet Damlacık. Seni görünce çok merak ettim. Siz nereden geliyorsunuz? İstersen sana hikayenden bahsedeyim. Yaşasın! Damlacık anlat, sabırsızlanıyorum. Hikayemin en başından anlatıyorum. Hadi gel benimle. Hadi tut elimi de gidelim dünyama. Tamam. Biliyor musun Azra? Suyu pek şeyde kullanıyoruz. Pek çok ihtiyacımız için su kullanırız. Biliyor musun? Ben burada gittiğim şeyleri, önemli şeyleri bu kitaba not aldım. Mesela suyu ellerimizi yıkamak için lavabo, tuvaletimizi yapmak için bile su kullanırız. Ve vücudumuzun %70'i sudan oluşmaktadır, biliyor musun? Bazen yağmur yağar, zaten bunu bilmeyen yoktur. Sen suyu nerede görüyorsun? Resmini çizelim. Ben burada önemli şeyleri not alayım. İçme suyu, lavabo ve banyo yaparken. Banyo yapamasaydık pis kalırdık. Ondan sonra yine bir banyo ve tuvalet. Ve kutuplardaki tatlı penguenler bile suda. Kutuplardaki buzullar sulardan oluşmaktadır. Bunu zaten sen biliyorsundur, değil mi? Biliyorsan evet. Nehir sulara akıp bitmesin diye barajlarda biriktirilir de, biliyor musun? Ben çoğu zaman barajda kaldım. Sonra siz beni kullandınız. Nehirler denizlere ulaşır. Bazen denizlerde yüzeriz. Ben seni bir defa görmüştüm, biliyor musun? Sen bir defa denizde yüzmüştün. Yağmur suları nehirlere ulaşır. Ben nehirlerden çok kez geçtim. Biliyor musun, ben senden önce birinin evine daha gittim. Burası Peri'nin evi. Peri böyle suları boşa harcayan, özellikle burada bir sürü arkadaşım gidiyor gördüğün gibi ve burada. Bir sürü arkadaşım gidiyor. Peri'ne ben bunları yapmaması hakkında uyarmıştım. Ama Peri'n beni dinlemedi. Ben de gitmek zorunda kaldım. Ama sen kurallara uyuyorsun, değil mi Azra? Evet Damlacık, ben tasarruflu kullanıyorum her şeyi. Çiçeklerimi bile zaten az suluyorum. Tam da lafının üzerine Azra. Burada da çiçeklerini sulayan bir amca var ama çiçeğini gereğinden fazla su vermiş. Hem çiçek çürüyecek ve o çiçek ölecek. Ama ve aynı zamanda bir sürü su gidiyor. Yani onlar benim arkadaşlarım. Ve yüzmezliğini kullanmadıklarına rağmen buraya suyla doldurmuşlar. Ve işte yine deniz. Güneşin sıcaklığı ile ısınan su buharı olup gökyüzüne yükselir. Biliyor musun? Hatta bunu birkaç kez banyoda görmüşsündür. Aynalar hemen buhar olur. Evet, evet. Ben de buharlar nasıl oluşur diye soruyorum ikide bir kendime. Peki ya soğurursa ne olur? Bunu biliyor musun? Soğurursa ne olur? Su damlaları gökyüzünde soğuyarak bulutları oluşturur. Bulutlardaki yağmur damlaları tekrar yeryüzüne düşer. Hadi gelsin bulut arkadaşlarımla tanıştırayım. En baştakinin adı Stratus yağmuru. Yağmur çiseler. Ortadakinin adı Cumulonimbus. Sağanak yağmuru yağdırabilirim diyor. En sonuncu da
Nimbostratus kar yağdırabilirmiş. Hadi şimdi arıtma testisini gezelim. Su barajlardan içme suyu arıtma testisinden gelir. Önce havalandırma ünitelerinde suya oksijen kazandırır. Sence havalandırma ünitelerinde nasıl sesler duyuluyor Azra? Ne çok oksijen var. Benim için onları sayar mısın Azra? Saymaya çalışayım Damlacık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mi Damlacık? Evet, doğru bildin. Ozon sisteminde suyun içindeki mikroplar yok edilir. Artık gitmelisin mikroplar. Su önce hızlı, sonra yavaş karıştırma havuzlarına alınır. Başın dönüyor. Havuzlarda önce hızlı, sonra yavaş karışmama yardım eder misin? Edebilsem edelim Damlacık. Klorlama ünitelerinde su bir kez daha temizlenir. Nihayet buluştuk. Sevgili klor, dans edelim mi? Temiz su terfi merkezinde dinlendim. Artık beni ev, okul ve hastanelerde ulaşabilirsin. Damlacık şehri geziyor. O da ne? Patlamış bir su borusu. Peki Damlacık, sana bir sorum var. Herhangi bir yerde su arızası olursa ben hangi numarayı arayacağım? Şimdi ben de sana onu söyleyecektim Azra. Hadi gel, merakını gidereyim. Arıza olduğunda ne yapmalı? Alo 185'i aramalı. Hadi arkadaşlar, Damlacık'a yardım edelim. Numarayı çevirelim. Hadi giriyorum arkadaşlar. 1, 8 ve 5. Ve arıyorum arkadaşlar. Damlacık, denizde gerçekten bu kadar mı çok çöp var? İnanmıyorum. İşte böyle denize kirletmeyin. Siz denize çöp attıkça ben ve arkadaşlarım gittikçe azalıyoruz. Tamam Damlacık, bana bu kadar çok şey öğrettiğin için teşekkürler. Dağısı da mı var yoksa? Azra, artık senin uyman gereken kurallar bunlar. Ben her ay birilerinin evini ziyaret ediyorum ve bu kurallara uyanlara bir sertifika veriyorum ve sen de bu kurallara uyduğun için sana da bir sertifika vermem gerekiyor. Kuralları tekrar hatırlatalım mı? Ne dersin? Dişimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. Bulaşık makinesi açıkken bulaşık makinesinde yıkamalıyız. Elimizde yıkamamalıyız. Çünkü elimizde yıkarsak daha fazla su harcamış oluruz. Ellerimizi yıkarken suyu açık bırakmamalıyız. Bozuk olan musluklarımızı mutlaka tamir ettirmeliyiz. Babam tıraş olurken musluğu açık bırakmamasını söylemelisin. Banyo yaparken, saçımızı köpüklerken suyu açık bırakmamalıyız. Ve kurallarımız işte buydu. Bu da senin sertifikan. Bu benim sertifikam mı? Damlacık, hemen gitmek mi zorundasın? Maalesef gitmek zorundayım. Benim hem çok işim var hem de daha çok çocuk kontrol etmem lazım. Hoşça kal, kendine iyi bak. Hoşça kal Damlacık, bir